Şirin Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere reçelli kurabiye tarifim var. İçerisinde katı yağ kullanmayacağız. Sıvı yağ ile az malzemeyle çok lezzetli bir kurabiye elde edeceğiz. Karıştırma kabımın içerisine bir tane yumurtamı kırdım. Yumurtamın üzerine şöyle yarım çay bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve bu malzemelerimi öncelikle bir karıştıracağım. Evet, malzemelerimi güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine yarım paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilin ve aldığı kadar ununu ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Evet, hamurumu yoğurdum. Toplamda 1,5 su bardağından az fazla un kullandım. Şöyle yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz lazım. Ele yapışmayan, oldukça yumuşak bir kıvamda olması lazım. Yağlı kağıdı sermiş olduğum tepsimi yanıma aldım. Şöyle istediğiniz büyüklüklerde hamurumuzdan parçalar alıp yuvarlayalım. Ben şöyle cevizden biraz küçük parçalar alıp tepsime koyuyorum. Kurabiyelerimin hepsini yuvarladım. Toplamda 16 tane kurabiye elde ettim. Şimdi 170 derece önceden ısıtılmış fan ayarlı fırında hafif rengi dönene kadar pişireceğim. Kurabiyelerimi fırından çıkardım. Yaklaşık benim fırınımda 20 dakika içerisinde pişti. Fırından çıkarttıktan sonrasında da iyice soğumaya bırakalım. Soğumuş olan kurabiyelerimizi şöyle iyice ısıtmış olduğumuz kaynama noktasına gelecek, iyice sıcak olacak. Reçel suyumuzun içerisine atacağız. Ben çilek reçeli kullandım. Siz istediğiniz herhangi bir reçel suyunu kullanabilirsiniz. Bu şekilde reçel suyunu attıktan sonra şöyle Hindistan cevizinin içerisine atıyorum ve her tarafını Hindistan ceviziyle buluyorum. Ve bir servis tabağına alıyorum. Kurabiyemiz soğuk. Reçel suyumuz iyice sıcak olacak. Kurabiyelerimiz servise hazır. Hemen şöyle bir tanesini alacağım. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye. Demiş olduğum gibi ben çilek reçeli kullandım. Fakat sizler kayısı, vişne veya evinizde hangi reçeliniz varsa o reçelleri de kullanabilirsiniz. Eminim kayısı da vişne de çok yakışacaktır. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.